Bismillahirrahmanirrahim. Vakitler hayrola değerli canlar. Hepinizi aşk ile selamlıyorum. Hepinizi Kerbela'nın şahı, şahı şehidi Kerbela, İmam Hüseyin'i deşti Kerbela'nın aşkı ile selamlıyorum. Muharrem ayının Yas-ı Matem'imizin 3. günündeyiz. Allah Yas-ı Matem'lerinizi, tuttuğunuz oruçlarınızı kendi dergahında kabul eylesin değerli canlar. Bugün sizlere Hür'den bahsedeceğim değerli canlar. Hür İbni Yezdir Yahi, İmam Hüseyin'in önünü kesen Yezid'in ordu komutanıdır kendisi. İmam Hüseyin'in önünü kesen Yezid'in ilk ordusuna komutanlık yapan kimsedir Hür. İmam Hüseyin Kerbela'ya doğru yaklaştığında Hür, Yezid'in emriyle İmam Hüseyin'in önünü kesti. Ama Hür'ün düşüncesi şuydu: Hüseyin'in önünü keseceğim, İlerlemesine engel olacağım. Ama İmam Hüseyin'in yavaş yavaş ilerlemesine engel olamadı ve en son Kerbela denilen yerde İmam Hüseyin'in ilerlemesine engel oldu ve orada çadırlarını kurup kalmasını sağladı. Daha sonra Hür İmam Hüseyin'le birkaç defa görüşmeler yaşadı değerli canlar. İmam Hüseyin'le Hür'ün bir görüşmesinde Hür atından inmemiş ve İmam Hüseyin'e o anlamda bir saygısızlık yapmıştı. İmam Hüseyin Hür'e dedi ki: "Ey Hür, anan yasına ağlasın ey Hür." Araplarda değerli canlar bu söz çok ağır bir sözdür. Bu sözden dolayı kabile savaşları çıkar normalde. Ağır bir sözdür. Bir de Hür gibi güçlü bir komutan böyle bir sözü duyduğunda bir sarsıldı. Ve karşısındakine aynı şekilde cevap vermek istediğinde "Anan senin yasına ağlasın" diyecek ama karşısındaki peygamberin biricik kızı Fatıma-i Zehra'nın oğlu. Karşısındaki Şah-ı Merdan Ali el-Murteza'nın oğlu. Karşısındaki İslam peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunu. Nasıl söylesin "anan yasına ağlasın" diye? Ya Hüseyin, selamlar olsun sana. Ya Hüseyin, canlar sana feda olsun. Hür o zaman bir sarsıldı değerli canlar ve geriye döndü. Döndüğünde gördü ki Allah ona lanet eylesin, Ömer bin Sa'd Yezid'in emri ile yaklaşık 4000 kişilik büyük bir orduyla 72 kişilik İmam Hüseyin'e karşı savaşmak ve onu öldürme niyetiyle gelmiş. Hür saatlerce düşündü değerli canlar. O gece Hür'ün gözüne uyku girmedi. Hür kendi diliyle diyor ki, "Ben diyor kendimi cennet ile cehennem arasında hissediyorum şu anda. Arada kalmış cennet ile cehennemin arasında hissediyorum. Arkamda Yezid'in ordusu, cehennem, galibiyet belki ama cehennem. Ama Hüseyin'in tarafında olsam şehadet var, ölüm var ama cennet de orada, bunu biliyorum." Atlarına su verme bahanesiyle çıktı ve doğruca Hüseyin'ine doğru koştu. İşte arkadaşlar, Allah'ın istediği ve Hüseyin'in insanlardan istediği şey buydu. Hür olun, Allah'a inanmasanız da, kıyamet gününe ikrarınız olmasa da en azından bu dünyanızda özgür insanlar olun, mert insanlar olun, batılı gördüğünüzde hakka sarılabilin. Ve İmam Hüseyin Hür'ü bağrına bastı. Düşünsenize değerli canlar, Alevi düsturu olan 72 millete bir nazarla bakan bizler Hüseyin'den öğrenmişiz bu düsturumuzu. Yezid'in ordu komutanı. Düşünün, Hür ilk geldiği zamanlarda İmam Hüseyin'in önünü kestiğinde İmam Hüseyin'in çoluğunu, çocuğunu, kadınlarını korkuttu. Hür böyle bir korkuya sebep olduğu için de mahcuptu. Ama düşünsenize, biz olsak affeder miydik? Hüseyin'i duruş bu demektir. Dolayısıyla Kerbela'dan alacağımız derslerden bir tanesi, İmam Hüseyin Hür'ü bağrına bastı ve "Ey Hür, mübarek olsun, mübarek olsun şehadetin" buyurdu. Hür dedi ki, "Yebne Resulullah, Allah Resulü'nün evladı, izin ver yaptığım hatayı telafi edeyim ve senin safında ilk şehit olanlardan birisi ben olayım." Ve değerli canlar, Hür yiğit gibi savaştıktan sonra arzusuna kavuştu ve
şehit oldu. Canlar İmam Hüseyin'in başını dizinin üstüne koyup kendi elbisesinden bir bezi parçayı alnına bağladı ve şehadetin mübarek olsun. Annenin sana ismini koyduğu adın gibi hürsün, özgür bir insansın dediği yegane kimse hürdür değerli canlar. Allah bizlere hür gibi yaşamayı, hür olmayı, özgür olabilmeyi bu nasip eylesin değerli canlar. Hürrün şehadetinden sonra bazı rivayetlerde Hürrün kabilesinin akrabalarının onun diğer Kerbela şehitleri gibi başının kesilmesine engel olduğu ve kendi bölgelerinde sır ettikleri, defnettiklerine dair rivayetler var değerli canlar. Kızılbaşların şahı Şah İsmail Irak'a gittiği zaman Hürrün mezarını ziyaret eder. Hür hakkında anlatılanların doğru olup olmadığını görmek için Hürrün mezarını açtırıyor değerli canlar. Ve görüyor ki Hürrün bedeni hiç çürümemiş. Aynı şekilde duruyor. Sanki yeni şehit olmuş gibi duruyor. Şah İsmail Hürrün alnındaki o kanlı bezi İmam Hüseyin'den teberrük olarak alıp saklamak istiyor değerli canlar. O bezi çıkardığında kan atmaya devam ediyor. Kanı bir şekilde durduramadıklarında Şah İsmail anlıyor ki o bezi tekrar Hürrün alnına bağlaması gerekiyor ve onu bağladıktan sonra Şah İsmail onun bir hata olduğunu beyitlerinde de söylüyor ve ondan sonra Şah İsmail-i Sefevi kendi ismini Şah İsmail-i Hatayi olarak değiştiriyor. Yani hata yapmış olan İsmail diye. Allah bizleri hür gibi yaşayan ve hür gibi hakkı gördüğünde batılı bırakıp da hakka sarılabilenlerden nasip eylesin. Allah bizleri Hüseyin'in aşkından ayırmasın. Selamullah ya Hüseyin, selamullah ya Hüseyin, selamullah ya Hüseyin. Selamullah ey Kerbela şehitleri, selamullah ey İmam Hüseyin'in Kerbela'daki esir olan, Kerbela'daki hasta oğlu olan İmam Zeynil Abidine ve selamullah İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit olan yiğit dostlarına. Allah bizlere cem-i cümlesinin bu dünyada ziyaretini, kıyamette de onların şefaatini nasip eyleye. Gerçeğin demine hü mümine ya Ali.